Soğuk bir İstanbul akşamından herkese merhaba Netizen'den. Bu hafta konuğumuz dijital içerik. Dolayısıyla konuğumuz da Yodiviki kurucu ortağı ve teknoloji uzmanı Doruktan Türker. Hoş geldin. Merhaba. Öncelikle Netizen hashtagini hatırlatmak istiyorum. Twitter üzerinden eğer mesaj atmak isterseniz dijital içerikle ilgili soracağınız her türlü soruya elimizden geldiğince cevap vermek isteyeceğiz. Cevap vermek istiyoruz ve Doruktan'a dönüp sormak istiyorum. Yodiviki ne anlama geliyor? Ha, güzel. Önce oradan başlayalım. Oradan, çünkü en orası baştan biraz karışık. Başlayalım. Önce Yodiviki ilk duyan için birazcık evet, zor bir kelime, bir bütünleşmesi ama aslında arkada çok basit bir mantığı var. Yolda dinlemekten geliyor. Wiki de tüm dünyadaki wiki kültürüne bir atıf. Çünkü aslında bizim yaratmaya çalıştığımız sesli içerik platformu da biraz bu kültürlerin, yeni çağ kültürlerinin, dijital çağ kültürlerinin bütünleşmesinden ortaya çıkmış durumda. Yodiviki'nin hikayesi bu aslında isim olarak. Peki sesli içerik platformundan kastımız tam olarak nedir? Yani ne var ne yok? Okey. Sesli içerik platformu, şimdi tüm dünyada aslında sesli kitap, audiobook kültürü ciddi anlamda ta 1970'lerin ortasından itibaren plaklarla, devamında kasetlerle, ondan sonra CD'lerle, özellikle Amerika, Almanya, Avustralya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde yaygın bir şekilde var. Ama audiobook'ta anladığımız şey temel olarak baktığında basılı olan bir kitabın seslendirilerek bir sesli ortama aktarılmasından ibaret. Audio içerik, sesli içerik diye genişlettiğimizde ise işte çağın yeni getirdiği podcast gibi bir takım yeni sesli içerik metotlarının yanı sıra sadece basılı bir eserin seslendirilmesi değil, sadece özellikle seslendirilmek üzere tasarlanmış olan bir takım içeriklerin de seslendirilmesinden bahsediyoruz. Yani kişisel gelişim gibi konularda, çeşitli eğitim konularında, çeşitli dikey hobi konularında bu işin uzmanları tarafından direkt seslendirilmek üzere özellikle yazılmış içeriklerin seslendirilmesinden de bahsediyoruz. Türkiye'de çok yok galiba bu. Türkiye'de bu genişlikte bir sesli içerik platformu yok daha öncesinde. Yodiviki bu anlamda Türkiye'nin ilk sesli içerik platformu. Tabii ki bir takım sesli kitap girişimleri geçmişte yapılmış, bugün de var olanları var. Var mı? Var. Farklı markaların altında ama yaygın bir şekilde yok. Bu genişlikte de yok. Yani bizim çok sayıda kategorinin altında bölünmüş, alt kategorilerle neredeyse yüze yaklaşan bir kategori ağacımız var. Burada bu çeşitlilikte bir zenginlik sunuyoruz. Bir diğer özelliği yapının şu, 20 dakikayı aşmayacak bölümlere ayrışmış durumda içerik. Bunun arkasında iki tane temel mantık var. Yani uzun, mesela bir roman da olabilir seslendirilen veya çok uzun bir metin de olabilir, bir seminer de olabilir 3 saatlik. Bunu da yine 20 dakikayı aşmayan parçalara bölüyoruz. Ha, ben de 20 dakikaya sıkıştırmaya çalışıyorum. 20 dakikaya evet, özet geçiyoruz. Yani bu da bir yöntem tabii ki, özet ama hayır, o değil sadece. 20 dakikayı aşmayan... Var mı özet? Özet şu an içerikte yok ama bizim içerik planlamamız içerisinde var. Özetler. Çünkü summary.com diye bir site var, biliyor musun bilmiyorum. Biliyorum summary.com'u. Çok ciddi bir şey var, içerik var orada ve çoğunlukla özet üzerine kurulu executive'ler dünyada, için. Evet, dünyada sadece executive'ler için iş kitapları üzerine böyle bir özet mantığı çok yaygın var. Onun dışında aslında edebiyatta da özete giden, özellikle klasiklerin özetlenmesi ve özet olarak... ne diyelim, yoğunlaştırılması üzerine yapılan bir çalışma var. Bu Yodiviki'de de karşılığını bulacak tabii ki. Şu an yok bu tip bir içerik ama planlamanın içerisinde var olan bir içerik tipi özet. Özetin de kendi içinde, bugün işte 40 dakikanın içerisinde konuşuruz, başka zorlukları var. Çünkü telif açısından bir şey değişmiyor. Ekstradan hatta yeni telif sahipleri çıkartıyorsunuz özeti yaptırdığınızda. Çünkü ana eserin de telif hakları devam ediyor. Üzerine özeti yapanın da telif hakları oluşuyor. Dolayısıyla orada da başka bir işçilik var tabii ki ama... Bizim alanlardan bir tanesidir, doğrudur. Güzelliği de burada. Son dönemde Yodiviki'deki benim ortağım Göksel'in, Göksel sen de tanırsın Göksel'i zaten. Radio on demand diye bir tabir kullanıyor ki benim çok hoşuma gidiyor. Aslında Yodiviki bir anlamda bir radio on demand servisi gibi de düşünülebilir. Bu IPTV terimlerinin radyocular tarafından şey yapılması çok ilginç değil mi? IP radio diye de. Çok kullanan var. Yani doğal sonuç aslına bakarsan, çünkü teknolojinin gelişmesi, altyapının gelişmesi, iletişim yöntemlerinin değişmesi her platformu bu çağa ayak uydurmaya itiyor. Radyoda en eski platform olmasına karşın mass medya anlamında artık bir yenilenme ihtiyacındaydı. Yani potansiyel şeylerin sonra. Üyelerimiz arasında siz de varsınız o zaman IPTV Derneği'nin üyesi olacaksınız. Tabii. Yani aslında
IPTV'den neyle yakınız tabii de yani üyelik tarafında hiç düşünmemiştim, olabilir. Evet. Hatta içerik tarafında da bir şeyler yaparız. Neyse, çünkü çokça konuşulan konulardan birisi. Yani biz IPTV Derneği'ni aslında IP ve televizyon birleşimini için kurmuştuk ama öyle bir noktaya geldi ki IP üzerinde broadcasting yapan mesela neydi Galatasaray Üniversitesi'ndeki bir hoca vardı. O da şu anda bir benzer bir uygulama yapıyor. İnternet üzerinden IP radyo yapıyor. Ona benzer uygulamalar çokça oluşmaya başladı. Dünyada o yüzden de onları da biz için içine almaya başladık ve IP broadcasting acaba konuşulabilir mi diye düşünmüştük IP broadcasting. Aslında çok net konuşulur. Şimdi çok geniş bir konuya girdik. Bir şeye dönelim, buradan buraya geleceğiz. Çünkü ya şeyden tamam. Diyorum, dijital içeriğe dönelim önce. Tamam. Yani devamında bence IP broadcasting'de devam edelim. Dijital içerik kavramını önce iyi için doldurmak gerekiyor. Şimdi genel olarak böyle bir dijital içerikten bahsettiğimizde hemen ilk akla gelen, algılanan işte müzik ve sinema dünyasının, film dünyasının dijital taraftaki çıktıları oluyor. Oysa dijital içerik sadece müzik ve sinemadan ibaret değil. Bunun içine fotoğrafı, illüstrasyonu, metni, yazıyı, tabii ki sesin diğer türevlerini de eklememiz gerekiyor. Dijital içerik bunların hepsinin, hatta bunlar da sınırlı kalmayacak şekilde. Örneğin oyun çok önemli bir dijital içerik. Hı hı. Video game, video oyunlar çok önemli bir dijital içerik. Bu sizin platformunuzda nasıl yer buluyor? Bizim platformumuz ses üzerine uzmanlaşmış bir platform. Nihayetinde tabii ki bizim platformumuzda oyun da olacak içerik olarak, oyun da konuşulacak. Öyle mi? Sinemaya dair içerik de olacak. Ama bunların hepsi sadece ses için modellenmiş ve dinlemek üzere tasarlanmış olarak var olacaklar. Hı hı. Şu andaki örnekleri de şu an Android platformunda uygulamamızı indirip örnekleri de dinleyebilir bizi izleyenler. Şu andaki örnekler de zaten bu fikri verecek ama bunun arkasında çok genişleyecek bir yol var. Burada hepsinin bir anda olmamasının nedeni prodüksiyonları da biz kendimiz yapıyoruz. Hı. Üretimi de biz kendimiz yapıyoruz. Bu bayağı bir zaman oluyor değil mi? Dolayısıyla bu hem bir zaman hem maliyet hem de bir planlama gerektiriyor. Ciddi de bir seçki üzerinden yürüyoruz orada. Yani ciddi bir elemeyle yürüyoruz. Bu da bir her anlamda özen ve külfet gerektiriyor. Peki ne kadar zaman oluyor? Yani mesela bir romanın dijital olarak ses haline getirilmesi? Şimdi bu uzunluğa ve yönteme göre değişir. Sefiller. Ya işte sefiller için kapatıyorsunuz 3 ay stüdyoyu. Yani tabii orada da yöntemler değişir. Yani sefillerin orijinali çok uzun bir roman ama işte bir takım kısaltılmış versiyonları da var. Onlardan birine de gidebilirsiniz. Stüdyoyu nasıl kullanacağınız, kaç ses üzerinden kaydedeceğinizle de ilgili bir durum var. Radyo tiyatrosuna çevirebilirsiniz. O zaman tabii ki prodüksiyon süreleri ve süreçleri daha uzayacaktır. En son hangi kitabı şey yaptınız? Romanlar tarafında biz şu anda edebiyatta kısa öyküler üzerinde daha çok duruyoruz romanlardan ziyade. Çünkü kısa öykülerin dinlenebilirlik açısından çok daha uygun olduğunu görüyoruz. Yazanlar mı seslendiriyor yoksa? Yani Edgar Allan Poe'dan rica ettik ama ruh çağırma seansı tamamlamadık. Yok tabii ki yazarların da seslendirdiği durumlar var. Hayır, Türkiye'de sesli kitapların büyük bir çoğunluğu yazarlar tarafından seslendirilmiş. Doğru. Bu hoş bir şey. Bizim oradaki görüşümüz şu, özellikle edebiyat dışındaki kulvarlarda. Ben Edgar Allan Poe'dan olmazsa dinlemem yani. Poe'dan olmazsa ben de dinlemem, güzel olurdu. Edebiyat dışındaki kulvarlarda, kişisel gelişim kitaplarında, işte iş dünyası kitaplarında yazarların seslendirmesi bizim de öncelikli tercihimiz. Edebiyatta ise burada bazen profesyonel seslendirmecileri, bazen yazarın kendisini tercih ettiğimiz durumlar oluyor. Örneğin bizde içeriği olan Ersel Serdarlı'nın masalları var, kendi çocuğuna yazdı. Onlar kendi seslendirdi masallarını. Çok da keyifli bir iş çıktı ortaya. Tüh, benim projemdi o. Ben çocuğuma masal yazmayı planlıyorum. Sana da yerimiz olur, hiç sorun yok. Yani gelişmiş bir adam olduğun yani için. Çocuğuna masal yazma fikri. Ben bütün masalları yeniden yazmayı planlıyorum. Yaz bence. Hepsi de ayrı değerde olacaktır zaten. Biri yaptı diye seninkinin değeri düşmeyecek nasıl olsa. Şiir tarafında ne durum? Şiir? Çünkü şiir biraz farklı bir kültür farklı ve Türkiye'de bir kültür. Şiir çokça tüketilen şeylerden birisi aslında. Şiir de hassas çizgilerden bir tanesi. Tabii ki şiir bizim kategori alanlarımızdan bir tanesi. Hatta çok yakın bir gelecekte bir takım şairlerin kendi sesinden şiirleri platformun üzerinde olacak. Dolayısıyla biz herhangi bir başlık veya içerik tipine veya işte edebiyatın herhangi bir konuna ya da edebiyat dışındaki herhangi bir kola uzak durmuyoruz. Bunun sadece bir zamanlama ve planlamayla ilgili bir süreç olduğunu görüyoruz. Şiir konusu dediğin gibi çok ince bir çizgi, hassas bir konu. Beğeneni, beğenmeyeni çok olan bir platform. Ben kişisel olarak çok seviyorum şiiri. Hı hı.
Edebiyatta, edebiyatı seven her Türk'ün şiiri sevdiğini düşünüyorum ben. Yani çok, doğru. Çok zordur yani, nadir doğru, bir şey. Doğru, doğru. Şairler genelde iyi şiir okuyamıyorlar. Bunda çok iyi şiir yazıyorlar ama çok iyi şiir okuduklarını söylemek yazmak çok başka, mümkün değil. Yazmak başka bir şey. Bambaşka yani. Şeyler. Çok iyi şiir okuyanlar var. Bir takım bugün aslında kulağımızda klasikleşmiş olan bazı seslendirilmiş şiirleri de platforma almak için bazı görüşmeler yapıyoruz. Şimdi henüz anlaşmaları tamamlanmamış olasılıklar için isim vermeyeyim ama bu tür projelerimiz de var. Yani aslında çok iyi bildiğimiz, çok iyi tanıdığımız, hatta bir kısmı rahmetli olmuş, hazır bazı seslendirilmiş içerikleri de platforma taşımak için görüşmeleri yürütüyoruz. Tabii ki bu platformun özelliklerinden bir tanesi şu, bir devrimsel yanlarından bir tanesi de şu Atıf. Telif hakları tarafındaki yönetimimiz. Hı-hı. Biz burada bir gelir paylaşımı modeli üzerinden yürüyoruz tüm içerik sahipleri, hak sahipleriyle. Burada hak sahibi derken yazarı, seslendireni, projeye bağlı olarak müzisyeni, çevirmeni oluyor. Bu hak sahipleri eserin satışta olduğu tüm süre boyunca, yani birinci gününden satışa çıktığı, artık nereye kadar giderse ucu, sonsuza kadar umarım ki, boyunca her bir satıştan kendi paylarını alıyorlar. Ve bizim arkada geliştirdiğimiz özel bir yazılım sayesinde kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme girerek o ana kadar ne kadar ürünleri satılmış, bunlar ne kadardan satılmış, bunların karşılığında havuzlarında ne kadar bir telifleri birikmiş ve bir sonraki ödeme tarihleri ne bu telife dair hepsini görebiliyorlar. Dolayısıyla burada biz telife şu ana kadar Türkiye'de alışılageldik. Aslında bu yöntem de tabii bizim hani Amerika'yı yeniden keşfettiğimiz bir yöntem gibi gözüküyor. Çünkü dünyada aslında kullanılan özellikle grafik tarafında, illüstrasyonlar tarafında kullanılan bir yöntem telifte gelir paylaşımı. Ama Türkiye'de daha önce benzeri bu tür bir platformda hiç yapılmamıştı. Benim bildiğim kadar yok. Yok, kesinlikle yok. Ve bu açıdan da bir öncülük ve farklı bir durum var. Fakat tabii alışılageldik olan telif yöntemi ve telif alışkanlıkları başka bir doğrultuda. Açıkçası biz burada da devrimsel bir yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. Peki bu devrimsel yol bizi hani içeriğin kral olduğu bir dünyaya getirecek mi? Yani sadece bizim emeklerimizle gelse keşke, gelmeyecek ama içeriğin zaten kral olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sadece henüz... Öyle mi diyorsun? Bu... Niye karşılığını alamıyorlar bu krallar? Yani her kralın zengin olması üzerinden bakmayalım konuya. Bazen hani aristokrasi sadece yeterli olabiliyor. Şöyle bir durum var içeriğin krallığı konusunda. Şimdi özellikle dijital çağla, internetin yaygınlaşması devamında da mobilin gelmesiyle içeriğin bir konum değişikliği oldu değerlendirme açısından. Bu hem içeriği satın alacaklar, içeriğe para verecek tüketiciler tarafında... Hem de içeriği satmaya çalışan platformlar ve şirketler tarafında oluştu. Öncelikle içeriğin para ödenmeden, emek harcanmadan veyahut nasıl söyleyeyim, bir bedel ödemeden sahip olunabilir bir şey olduğuna dair bir görüş oluştu. Hı hı. Bu görüş özünde yanlıştı fakat çağın getirdikleri nedeniyle tüketicilerin bakış açısında bir yanlışlık yoktu. Yani birinin internetten ulaşabildiği bir kanaldan bir filmi izleyebiliyor olması para vermeden, aynı filme gidip para vermesi gereğini ortadan kaldırıyordu. Dolayısıyla burada aslında içerik sahiplerinin tüketiciyi o içeriğe bedel ödeyecek caziplikte bir takım çözümler sunması gerekiyordu. Şimdi ancak biz o döneme geldik diyebiliriz. Yani aslında oradaki analizin içinde bir parça şunu da koymamız gerekiyor mu? Bana sanki geliyor, benim hissettiğim şu ki, distribüsyon sistemleri o kadar ciddi şeyler alıyordu ki, paralar alıyordu ki aradaki komisyoncular. O kadar çok paralar alıyordu ki, telif yani ürün şeye ulaşamıyordu, içerik tüketiciye ulaşamıyordu. Ulaştığı zaman da maliyetleri çok yüksek oluyordu. Ama şimdiki dönemde görüyoruz ki aradaki distribütörlerin sayısı gittikçe azaldı dağıtım kısmının. Ve dağıtım kısmının parası azaldıkça telife, yani hani verdiğimiz paranın büyük bir kısmı telife gidiyor şu anda. Ama eskiden öyle değildi. O yüzden de sanki bir parça da o telifle şeyin tüketici arasındaki, üretici ile tüketici arasındaki. Kaynağından arası. Tüketiciye diye bu şeyde de. Aynen öyle. Ama internet tamamen bunu getirdi aslında. Tarımda da şu anda aslında evet. Gittikçe konuşulan bir yani internetin en büyük avantajı
üretici ile tüketici o kadar birbirine yakınlaştırdı ki doğru. aradaki şey tamamen doğru. kalkmaya başladı. Doğru. Sadece yani distribüsyon yöntemlerinin değişmesi çok önemli araçlardan bir tanesi tabii ki burada. Çok fazla komisyoncu vardı çünkü. İçeriye bir şu da değişti. Dijitalde para harcama alışkanlıkları. Yani eskiden tüketiciler internette, mobilde para harcamamayı veya henüz böyle bir kültüre sahip olmamalarına rağmen bugün artık ciddi anlamda mobilde küçük ödemeleri çok rahatlıkla hiç düşünmeden yapar hale geldiler tüm dünya. Eleştiriye açık mısın? Tabii tabii. Hemen soru şey geldi. PONDR'den geldi. Tamam. Ne yazık ki şey ismi çok kolay okunmuyor Twitter'daki kullanıcı ismi ama uygulama geliştirirlerse gayet güzel olur. Gördüğüm eksikler, tablette dönme sorunu, renkler hoş değil, bunlar değiştirilebilir. Web sitesiyle Süper. İlgili muhtemelen. Yok, Android şeyler. Uygulamayla ilgili olduğunu Öyle düşünüyorum, mi? Evet. Teşekkürler, doğrudur. İzleyicimiz bunun Android uygulamayla mı yoksa web sitesiyle mi ilgili olduğunu da bir söyleyebilirse çok iyi olur. Muhtemelen Android uygulamayla ilgili, çünkü web sitesinde şu anda direkt bir satış channel'ı veya işte içeriklere ulaşabileceği bir platform yok. O yüzden muhtemelen Android uygulamayla ilgili. Bu sırada iOS'u da tahmin ediyorum ki Ocak sonunda devreye girmiş olacak. Orada Apple'ın ödeme yöntemleriyle ilgili bir entegrasyon çalışması yürüyor. Nerede orada problem? Ne kadar alakasız bir konuya geçtik. Tabii tabii. Önce yandan... şey yapayım, unutmayalım. Eleştiriyle ilgili teşekkür ediyoruz. Hatta mümkünse sitemizden girip bize madde madde de eksik gördüğü yönleri yazarsa yodiviki.com'daki formumuzdan biz... elimizden geldiğince açıklayarak karşılığını verip hatta düzeltmeye de çalışırız elimizden geldiğince. Biraz old school kaldı tasarım. Bu da mobil dünyanın getirdiği zorluklardan bir tanesi herhalde. Evet, çok hızlı değişiyor. Yani bir şeyi hazırlayıp yayına alma süreniz zarfında aslında tasarım alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları değişiyor. Ne kadar zaman Doğrudur. Oldu? Proje çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir proje. Uygulama çıkalı 2 ay kadar oldu. 2-2,5 ay kadar oldu Android'deki uygulama çıkalı. Ama tasarımını yapalı, ilk ekran tasarımlarını yapalı 1 yılı aştı. Dolayısıyla bu aradaki fark da tasarımlarda birazcık bugünün beklentilerinden daha eski tip uygulama görüntüsünde kalmasına yol açtı. Biliyoruz versiyon 2'de tasarımla ilgili de bir takım... Bu arada Google olacak. Kendi tasarım kriterlerini Her şey koydu değişti. Değil mi? Her şey değişti. Apple'da ikinci arayüzümüzü yaptık. Çünkü onun işte işletim sisteminde yeni versiyona geçmesiyle uygulamada köklü değişiklikler yapılması gerekti. Çıkamadan uygulama değişiklikler. Ama bunlar uçağın gerçekleri yani şey değil. Doğru uyarılar. En zor şey ne startup işinde? Yani sonuçta sen bir startup yapıyorsun tabii, tabii, şu anda. Tabii tabii bu bir startup. Her ne kadar internetin dinozorlarından biri olsan Canım, da. Canım o başka. o yaşla ilgili. Akıllı yaşta, startup yaşta değil baştadır diye. Ne zor oldu? Şu zor. Birincisi... Ortak aradın mı? Sermaye ortağı. Sermaye oldu yani. Bir startupsan. Yani mesela melek bir startupsan, sermaye ortağı her zaman bir opsiyon olarak senin yanında ve elinde duruyor zaten. Yani her zaman bir arayışın olur bu konuda. Bu... Hemen büyük grupların başlattığı, arkasında zaten büyük dinamiklerle, büyük ekonomik desteklerle başlayan startuplar haricinde bütün startuplar için geçerlidir. Bunda da, bu da işin doğası zaten. Açıkçası bizim için de geçerli. Görüştüklerimiz de oldu. Bundan sonra da görüşeceklerimiz de var yatırım tarafında. Ama çok aceleci davranmadığımızı söyleyebilirim. Yani bekliyor musun bir yatırım? Yani ya da istiyor musun? Yatırım olur. Bu yatırımın ne şekilde ve nasıl olacağı daha önemli olan Atıf. Yani sadece içeriye para girmesi mi yoksa burada bir güç işbirliğinin yapılması mı? Yodiviki'nin gelecek planlarına baktığın zaman çok kısa bir gelecekte yurt dışına yönelik bir takım başka dillerde de içerik üretmeye yönelik planlamaları da var. Evet. Hangi dil? Özellikle yaygın dillerden ziyade daha az nüfusla konuşulan dillerde bir boşluk olduğunu görüyoruz. Mesela? Macarca, Romence, Bulgarca. İçerik bulabilecek misin peki oralarda? Üreteceğiz. Bu tür işbirliklerin ön çalışmalarını da yapıyoruz. Tabii ki dolayısıyla... Hani bunları seslendirecek adam bulabilir misin Türkiye'de? Türkiye'de bulmamız gerekmiyor. Bulgaristan'da, Macaristan'da, Romanya'da da seslendirebiliriz ki Türkiye'de de bulunabiliyor. Orada da bir şeyimiz yok. Aslında kocaman bir dünya var orada bizim çok farkında olmadığımız belki de. Hepsini birleştirirsek yani yatırımcı tabii ki
Bu ve benzeri bütün projelerin ihtiyacıdır. Neden? En önemlisi, yani bir yere kadar getirirsiniz, götürürsünüz projeleri. Hiçbir şey olmasa ciddi bir pazarlama desteğine ihtiyacınız var. Artık 2000'li yılların başlarında değiliz. O tarihlerde dijital tarafta başlayan projelerin daha az pazarlama yaparak daha çok duyulma şansı oluyordu. Ama bugün öyle bir şey yok artık. Bugün yani bir sonraki Angry Birds'ü görme şansımız çok düşük. Hatta biraz daha yeniye geleyim. Kendi kendine büyüyüp, kendinden serpilip çok güçlenen projeleri görme şansımız gittikçe küçülüyor. Hiç yok değil ama gittikçe küçülüyor. Gerçekçi olmak lazım. Bu da işte sizin belli bir yaygınlaşmanız için belli bir pazarlama gücüne sahip olmanızı, küçük bile olsa bir pazarlamayı doğru yönetmenizi gerektiriyor. Dolayısıyla pazarlama gücü demek sermaye gücü demek. Bir yere kadar siz kendiniz, kendi sermayenizle bir startup olarak götürseniz bile projeleri, bir noktadan sonra hızlı büyüme ihtiyacına geldiğinizde tabii ki daha fazla pazarlama bütçelerine ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte asıl yatırımın gerektiği noktalar oralarda başlıyor. İşte pazarlama bir kol. İkincisi bahsettiğim coğrafi yayılım. Yani dolayısıyla uluslararası bir takım işbirlikleri veya yatırım angel investor görüşmeleri olabilir süre içerisinde. Ki bir takım ön girişimler var bu tarafta. Peki uluslararası konuda iki tane sorum var sana. Buyurunuz. Şimdi birinci sorum. Diyelim ki Amerika'da birisi Udemy'yi indirdi. Hı hı. Uygulamada bir kitap aldı. Tamam. Amerikan kredi kartı kullandı. Hı hı. Kullanabiliyor değil mi? Hı hı. Aldı ve okumaya başladı. Tamam. Buna engel bir durum var mı? Yok. İkinci sorum şu. Diyelim ki Amerikalı bir şirket, büyük bir şirketten bahsediyorum. Bugün programdan önce konuşmuştuk. Tamam. Bir oyun konsolu yapan bir şirketten bahsediyorum. Hı hı. Video şeyleri var, filmlerle anlaşmaları var. Filmi Türkiye'den izlemeye kalktın, Türk kredi kartı kullandın, yapamıyorsun. Doğru. Niye? Yani hani anladın mı soruyu? Tabii, çok net anladım. Şöyle açayım. Bahsettiğim büyük platformlar ve büyük içeriklerin, yani örneğin sinema filmlerinin veya büyük prodüksiyonlu müzik eserlerinin telif hakları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Niye? Peki sen ülkelerin, nasıl anlaşmalarını yaptın? Ben anlaşmalarımı global yapıyorum. Yani bütün ülkelerde satılmak üzere, bütün ülkelerde paylaşılmak üzere yapıyorum içerik sahipleriyle anlaşmalarımı. Bunu niye soruyorum biliyor musun? Çünkü son yaklaşık 1,5 hafta önce, yani 1,5-2 hafta önce bir yazı yazdım bununla ilgili. Hı hı. Eğer internet vatandaşlarının ismi Netizen'se, programımızın ismi gibi Netizen'se, o zaman bu vatandaşların hangi coğrafya üzerinde yaşadıklarının hiçbir önemi yok. İnternete çıktıkları anda aynı coğrafyanın üzerinde kesinlikle olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve ben bu tip coğrafi kısıtlamaların yapılması durumunu discrimination olarak aldım. Doğru. Yani %100 doğru. Bunu da açık açık hem İngilizce, yazdığım yazıyı İngilizce ve Fransızca'ya çevirerek farklı ülkelerde de şey yaptım. Ve ilginç bir şekilde Fransa'da ilgi çekti. Yani hani bu çünkü onların çok düşündükleri bir şey değil ama ciddi bir discrimination var. Küçük bir var. Tarihçesi var aslında bunun. Ta ilk DVD'lerden başlayan aynen bir tarihçesi öyle var. Yani DVD'lerdeki region, bölge meselesi. O da yine telif haklarıyla ilgili bir durumdu. Telif haklarıyla ilgili bir durum muydu yoksa telif haklarıyla ilgili bir durum olarak mı gösterildi bize? Telif hakları, ikisi de doğru bunların. İkisi de doğru. Yani reel tarafta telif haklarıyla ilgili bir durumdu. Telif haklarının aslında dijital dünyayla birlikte birçok kanunun uluslararası uzlaşılmış standartları yok. Aynı şekilde teliflerin de, telifin nasıl ödeneceğine dair de uluslararası uzlaşılmış standartlar yok. Dolayısıyla her ülkenin birbirinden farklı yasaları ve zorunlulukları var uyulması gereken. Ayrıca bununla da bitmiyor, bir takım denetimler giriyor. Yani işte her ülkenin kendi denetim kurulları, örneğin sinema eserlerinin hangi denetim sınırları, yaş sınırı gibi örneğin veya şiddet unsurlarını barındırıp barındırmaması gibi değerlendirmelerini ayrı ayrı yapıyorlar. Burada da bir uluslararası uzlaşılmış standart yok. Bütün bunlar bir takım bahsettiğin engelleri getirmişti geçmişte. Bir taraftan da bir pazarlama yöntemi olarak da kullanılmıştı. Çünkü işte DVD'den gelirsek daha uygun, işte bir bu bölgede satın alınmış olan bir DVD player Amerika'ya götürdüğünüzde yanınızda oradaki bir DVD'yi koyup içine oynatamıyordunuz. Çalıştırmıyordu filmleri. Tabii bu artık internet, işte bu hele bugün artık mobil, yani birbirine ayırmayalım. A, içinde bulunduğumuz A diyelim. Yani ben buna yeni bir kelime bulması gerektiğini düşünüyorum. New Digital Age diyor Eric Schmidt. İşte o bir yeni çağdan bahsediyor. Ben de o işte elle tutulur kısmına, yani bu A da internet dışarısında hepsini kapsayan bir isim, kelime bulunmasının hoş olacağını düşünüyorum açıkçası.
işte bu ağda artık başka bir dinamikten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu tür sınırlamaların daha az olması gerekiyor. Biz Yodivik olarak zaten bu görüşte, bu görüşün içerisinden gelerek kendisini var etmiş bireylerin de oluşturduğu bir platform olarak yaptığımız çalışmayı da tüm dünyada aynı şekilde erişilebilir ve tüketilebilir bir çalışma olarak kurduk. Telif yapılanmasını da buna göre kurduk. Yani dünyanın neresinde satılırsa satılsın veya içerik dünyanın neresinde üretilmiş olursa olsun bizim oluşturduğumuz standart hak sözleşmeleri var. Bu sözleşmeleri biz her bir hak sahibiyle imzalıyoruz her bir eser için. Ve bu sözleşmelerle birlikte tüm dünyada haklarını koruma altına alıyoruz. Hem hak sahibi açısından hem de platform açısından. Dolayısıyla bizim eserlerimizin bugün Yodivik uygulaması üzerinden yarın herhangi bir uluslararası dağıtım ağının şebekesi üzerinden satılıyor olmasının hak sahibi açısından, kazancı açısından, payı açısından hiç değişen bir durumu yok. Hangi ülkede satılırsa satılsın. Bu bizim burada kendimize yarattığımız konfor alanı aslına bakarsan. Kendimize ve bizimle birlikte olan telif hakkı sahiplerine yarattığımız konfor alanı. Bunu da çok önemsiyoruz. Bence bu çağın geleceği de böyle aslına bakarsan. Söylediğin çok ilginç. Telif hakkı sahiplerinin de konfor alanı diyorsun. Yani peki o zaman şunu mu anlamamız gerekiyor? O bahsettiğim konsol sahibi ya da birçok büyük şirket. Aslında orada telif hakkı sahiplerine ciddi bir şey sağlamıyorlar mı? Burada da yine sektörden sektöre değişiklikler var Atıf. Özetle vermeye çalışırsam bir eserle ilgili telif haklarını çeşitli şekilde ödeme yöntemleri var. Aslında telif hakkı devredilebilir bir hak değil. Yani siz bir eserin sahibi haline geldiyseniz bundan sonra isteseniz de istemeseniz de o eserin sahibisiniz artık. Bu hakları ancak kullanım haklarını devredebiliyorsunuz ama eser hala sizin olmaya devam ediyor. Ne güzel. Kesinlikle. Bu yani, bütün dünyanın fikir, yaptığı en güzel şey bu son bin yıldır falan fikir, yani. Fikir ve sanat eserleri için böyle. Yani yazılardan işte resim tablolarına her şey için böyle. Fikir ve sanat eserlerinin hepsi için bu şekilde. Burada, Allah'tan bunu korumayı bilmişiz. Evet. Burada telifle ilgili durumda değişen şey şu oluyor. Bir takım mesela bizim kendi platformumuz üzerinden yani kendi oynadığımız alan üzerinden söyleyeyim. Seslendirmeciler açısından genel olarak Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde de yaptıkları iş başına tek bir para alıp ondan sonra o işin peşinden başka hiçbir gelir elde etmemek üzerine bir model vardır. Veya sinema açısından dersek Kemal Sunal'ın kendi filmlerinden para alabilmek için dava açmasından bahsediyoruz bu ülkede evet. Rahmetli. Açmıştı değil mi? Evet. O mu açmıştı? İlyas Salman mı açtı? İlyas Bey hatırlamıyorum da Kemal Sunal'ın açtığını hatırlıyorum. Dolayısıyla mesela işte seslendirenler aslında bir eser seslendirdiklerinde ağırlıklı olarak bir kez bundan seslendirme bedellerini alıp ondan sonra bir daha o eserin herhangi bir kullanımından kazanç elde etmezler. Büyük bir çoğunlukla model budur. Oysa bizim platformumuzda nasıl? Seslendiren gelip seslendirdikten sonra o eserin her satışından kendisine düşen yüzdeyi almaya devam ediyor. Dediğim gibi bütün hak sahipleri için. Ya ben seslendirmeci olsam sizin platforma geçerim. Bu bir alışkanlık, zamanla oturacak bir şey Atıf. Çünkü bu yani işte o yüzden derim sen dedim. Bu bir alışkanlık, kırılacak tabii ki ve ki görüyoruz da biz bunu gittikçe daha çok sayıda kişinin bizimle birlikte bu ideallerin ne demek olduğunu anlayarak yol aldığını da görüyoruz zaten. Bu sayı da artacak tabii ki. Biz de çok acelecide davranmıyoruz açıkçası. Yani hani bunu bir açık çağrıya da çevirmiş değiliz. Daha çok biz gidip kendimizi anlatıp ondan sonra platforma dahil ediyoruz şu anda her tür içerik sahibine. Ama bu model dünyada çeşitli başka alanlarda örneğin illüstrasyon tarafında zaten çok uzun zamandır kullanılan bir model. Yani gelir paylaşımı diyebileceğimiz. İllüstratörler yaptıkları tasarımları bir web sitesine koyup oradan gerçekleşen her satıştan bir pay alıyorlar mesela. Aslında bunun benzeri bir model bu da. Sadece orada da bir telif gelirinden bahsediyoruz aslına bakarsan. Kendi yaptıkları çizim üzerinden. Bundan çok farklı bir şeyden bahsetmiyoruz burada da. Temel olarak tüm içerik sahipleri kendi paylarını eserleri satıldığı süre zarfında her satıştan alacaklar. Peki sen bu bahsettiğin içerik gördüğüm kadarıyla premium içerik oluyor aslında. Yani ben ikiye ayırıyorum içeriği. Premium ve premium. Premium ve
User generated demeyi tercih ediyorum. Aslında okay. Böyle bir şeyi var, yaklaşımı var. User generated content şu anda yok Udemy'deki platformun içerisinde. Olacak mı? Baktığın zaman dünyada artık user generated'tan çok kaçışın yok ama onu biz Udemy ki brand'ın altında, Udemy ki markasının altında tutarak mı içeri alacağız? Çünkü biz burada belli bir standart kalitesi üzerinde bir içeriği tüketiciye sunmayı istiyoruz ve hep özellikle burada üretilen içerikte bu kaliteleri gözetiyoruz. Dolayısıyla eğer kullanıcının üreteceği içerik bizim o kalite standartlarımızda, bizim ekiplerimiz tarafından dinlenip onaylanırsa tabii ki Udemy platformunda yer alma şansı olacak. Benzer şeyler var mı internette? En yakınını şunu söyleyebiliriz. Sesle ilgili olarak böyle bir şey yok ama Amazon'un e-kitap tarafında tüm amatör yazarların kendi e-kitaplarını üretip kendi yazdıkları kitapları, arada bir yayıncı olmaksızın Amazon'un e-kitap satış platformu üzerinden satışa sunabiliyor olması bunun benzeri bir modelidir. Hı hı. Amazon... Çok rahat ettik, Allah razı olsun ondan. Çünkü yayın evi, yayın evi dolaşıp bir de insanlara kitabımızı beğendirmeye çalışmaktan kurtulmuş olduk. Ben oraya koyuyorum, satılırsa parasını alıyorum. Yani şeydeki tek fark kesinlikle böyle. Yani bu dünyanın gidişatı da bu yönde zaten. Bizdeki tek fark şu, ses ve bir prodüksiyon ve ses kalitesi olduğu için ekstradan metin dışında, yani sadece yazı dışında. İster istemez bazı dinleme kriterleri giriyor. Sesin kalitesi, dip fonu vesairesi vesairesi gibi. Bunlar elde edilebildiği takdirde tabii ki bizim işte herhalde bir yıllık takvim içerisinde kullanıcıların, dinleyicilerin kendi ürettikleri içerikleri de bu sistemin içerisine dahil edebilecekleri bir yapıyı açmış olacağız. Audiobook.com vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da buna yakın bir şey değil mi? Audiobook.com sitesinden emin değilim. Yurt dışında en büyük oyuncu Audible. Amazon'un zaten o da. Hmm. Dünyadaki en büyük sesli içerik, sesli kitap dünyada yapısı. Nasıl gidiyor? Sesli içerik, sesli kitap satılıyor mu? Satılıyor, çok satılıyor. Bizim Türkiye'de tabii de nerede böyle bir alışkanlık. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Nasıl tüketiyorlar insanlar onu? Yani şöyle, Türkiye'de biraz şöyle algılandı. Bunda özellikle bazı büyük markaların bu yönde yaptıkları kampanyaların da etkisi oldu. Biraz daha çok sadece görme özürlüler için bir alternatif kanalmış gibi algılandı. Tabii ki görme özürlüler için çok değerli ve önemli bir içerik tipi sesli içerik. Engeller. Görme engelliler için ama sadece onlar için değil. Onun yanı sıra herkes için, çünkü sesin şöyle bir avantajı var. Bir şey yaparken gözünüzle yanında dinleyebiliyorsunuz. Ama görsel bir içeriği sadece ona konsantre olarak tüketmek durumundasınız. Yani örneğin yolculuk esnasında spor yaparken özellikle toplu taşıma kullanırken. Yolda geçiren insanlar için çok inanılmaz, ciddi bir avantaj olabilir. İnanılmaz bir avantaj. Amerika'da, Avustralya'da, Almanya'da çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. İngiltere, hakeza, Fransa. Bunlar önde gelen pazarlar. Özellikle İngilizce, Almanca, Rusça. Rusya'daki pazar büyük olmakla beraber içerik adedi, eser adedi üzerinden söylüyorum. Çok büyük pazarlar sesli kitap açısından. Türkiye'de Türkçe üretilmiş hala çok az sayıda eser var. Biz de bu kütüphaneyi de bir yandan geliştirerek... Böyle şu anda ne diyor durum? Türkiye'deki pazar açısından soruyorsan tabii ki... İçerik ne kadar oldu? Ha, bizim şu anda 150'ye yakın başlığımız var içeride, bağımsız. Ve her ay buna 20 ile 30 arasında şu anda ama işte ilk 6 ay için planlama bu yönde. Ondan sonra 50 ile 70 arasında her ay yeni başlık ilave olarak yola devam ediyoruz. Peki üyelik sisteminde de yenilikçi bir yöntem kullanıyor musun yoksa... Biz çok isteriz üyelik sisteminde yenilikçi bir yöntem kullanalım ama bir takım bizim elimizde olmayan standartlar var. Yani mesela Netflix yöntemi biliyorsun dünyada içeriğe ulaşmak için iyi kullanılan yöntemlerden birisi haline geldi. Web sitesinden satışa geçtikten sonra, şu anda web sitesinden satışımız yok, satışa geçtikten sonra benzeri bir takım stream merkezli çözümler, abonelik çözümleri düşünüyoruz aklımızda. Ancak mobil tarafta baktığın zaman sadece stream'e dayalı bir model sağlıklı değil. Özellikle data ücretlerini vesaireyi düşündüğün zaman. Şu andaki modelimizde bir içeriği beğenip bizden satın aldığınızda veya ücretsiz içeriklerden biri ise eğer dinlemek istediğinizde üyeliğinizi yapıyorsunuz. Üyeliğinize şu yüzden ihtiyacımız var. Sizin kütüphanenizi tutuyoruz. Hangi içeriklerin sizin olduğunu görebilmemiz için ve sizin daha sonra aynı içeriklere erişebilmeniz için. Üyeliğinizi yapıyorsunuz, içeriğinizi satın alıyorsunuz veya ücretsiz içerikse indiriyorsunuz telefonunuza. İndirdikten ücretsiz içerik sonra var mı? Var.
Ne kadar? Sürekli içeride değişen adette ücretsiz içeriğimiz oluyor. Bunları da değiştiriyoruz ki çeşitli tipteki içerikleri dinleme deneyimi kazansın kullanıcılar. İşte edebiyattan kişisel gelişme, muhtelif başlıklarda içerikleri dönem dönem ücretsiz olarak. Peki içeriği satın aldığım zaman mobil device'ıma yani mobil cihazıma mı indiriliyor yoksa ben her seferinde stream mi ediyorum orada? Hayır, cihazına indiriyorsun. Özellikle cihazına. O zaman bir DRM sistemi mi var? DRM sistemi var. Özel bir encoding yapılmış durumda. Özel bir player'ımız var. Kendi bizim için geliştirilmiş. Arkada özel bir encoding var. Sadece içerisinde dinleyebiliyorsunuz zaten. Yani o ses dosyasını alıp başka bir player'da dinlemeye kalksanız dahi sadece cızırtı duyuyorsunuz. Bir DRM'imiz var üzerinde çalışan. 5 cihaza kadar farklı cihazda üyeliğinizi aktive edip uygulama üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Dinledikten sonra isterseniz silip istediğiniz zaman tekrar yeniden indirebiliyorsunuz yer kaplama açısından. Mobilde stream'i doğru bulmuyoruz açıkçası. Özellikle işte dediğim gibi data harcamanın kontrolden çıkması riskine karşı. Güvenli bir yerdeyken, Wi-Fi'deyken telefona indirip peşi sıra istediğiniz her yerde dinlemek daha sağlıklı gözüküyor. Ne kadar tutuyor içeriğin boyutları ortalama? 20 işte dakika 20 dakika standartları olduğu için bu da bir avantaj. Büyük değil parçalarımız. İşte 7-8 MB ile maksimum 20-25 MB arası değişen büyüklükteki dosyalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları indirmesi de kolay oluyor, saklaması da kolay oluyor yer kaplaması açısından. Ama meraklıların çok sayıda içeriğe sahip olduğunda yine de oradaki datanın artacağını düşündüğümüzde şu şekilde bir yöntem var. Yani dinlemeyi bitirdiğiniz ve bir süre dinlemeyeceğiniz düşündüğünüz şeyi isteyebilirsiniz. İstediğiniz zaman zaten kütüphanenizden tekrar indirme şansına sahipsiniz tekrar dinlemek istediğinizde. Peki yıllar önce başıma geldiği için soruyorum. Yine böyle bir sesli sistem benim kitabımı istedi. Ben de o dönemde tam iki yıllık şey bitmişti. Yayıncıyla anlaşmam bitmişti. Verdim, onlar kitabı yüklediler. Kitap ilginç bir durum, sözlüktü. Güzel. Ve önünde de internet etiği, hani benim biliyorsun bu konuda bir takıntım var. İnternet etiği hakkında yazılmış, belki de balıt balıt yani sonuç itibariyle olan bir şeydi. Çok şaşırmıştım o zaman bu, hani bu içeriğe kimin ihtiyacı olur ya da kim bunu ister diye. Ama o zaman bildiğim kadarıyla ilgilerini çekmişti. Tam da senin söylediğin gibi görme engelliler için yapılmış bir projenin içinde kullanıldı ve bildiğim kadarıyla bayağı da indirildi ve dinlendi. Bu tip bir içeriği nasıl ilginç bir hale getirmek mümkün olabilir ya da böyle bir içerik sence ilgi çeker mi? Çekebilir, her içerik ilgi çekebilir. Önemli olan bunun ses için yeniden tasarlanması. Hı hı. Yani bizim yaptığımız özel çalışmalardan bir tanesi bu. İçerikleri daha güzel dinlenebilir hale de getiriyoruz. Yani örneğin senin sözlüğünü, sözlük nispeten zorlu bir içerik ama orada da bir takım başka oldukça şeyler geldi aklıma. Oldukça zorlu bir içerik, evet. Örneğin sözlüğü alıp bizim bu konudaki editör arkadaşlarımızın, çalışan editör arkadaşlarımızın bir bakıp bunun nasıl seslendirilir, nasıl bölünebileceği, nasıl daha kolay dinlenebilir ve cazip hale gelebileceğinin üzerine çalışma yapması gerekiyor. Yani ondan mesela internet etiği biraz daha sanki yapılabilir bir yapılabilir. Şey görünüyor. Şey geldi aklıma, işte bunlar hep bizim heyecanlarımız. Yakın gelecekte inşallah teknoloji izin verdikçe biz de bunları sistemin içerisine katarız. Yani sözlüğü cazip hale getirecek olan şey sesli aramadır. Evet. Eğer ben sesli aramayı entegre edebilirsem yapının arka tarafına. Çok güzel olur. O zaman çok güzel çalışır. O zaman ben bile kullanırım yani. O zaman çok güzel çalışır bu ama henüz o seviyede işte geliyor yavaş yavaş. Büyük abilerimiz, ablalarımız sektördeki bir takım başarılı ses tanıma sistemleri ve hafif yapay zekalar getiriyorlar artık sistemlerin üzerinde. Ama henüz çok emekleme döneminde. Büyük abilerimiz, ablalarımız derken aslında Türkçe'yi en iyi ses tanıma sistemi çok ilginç bir yerden çıktı. Bir telekom şirketinden aslında. Doğru. Türk değil. Doğru, o da doğru. Yani bu öyle ilginç doğru. Bir durum söz konusu. Ya, ne zaman televizyona daha rahat markalardan konuşabileceğiz zaman. Neyse. dolayısıyla bu tür bir şeyle entegre ettiğin zaman bu tür içerikler daha cazip hale gelecek ama onun için hani de... filmlerde telefon ahizesinin hemen altında yazıyor ya ondan. onun için de işte teknolojinin biraz daha kolay erişilebilir ve ekonomik hale gelmesi lazım bu tür bir altyapıyı kullanmak. Bugün de yapılabilir de çok maliyetli olur. Peki Doruk'tan çok teşekkür ederim katıldığın için programıma. Bu hafta Yodiviki kurucu ortağı ve teknoloji uzmanı Doruk'tan Türker'i konuk ettik. Konumuz dijital içerikti ve dijital içerik tarafında neler yapılabileceği ve ilginç
telif konuları gibi konuları nasıl gelişeceği konusunu konuştuk. Gelecek hafta yine bu saatlerde görüşmek üzere.